Herkese selam. Kanalımıza hoş geldin. Bugünler ben size Türk erişte yemeğini yapacağım. Onun için ben şimdi soğanlara soğan lazım. Soğanların ben küçük küçük. Kim nasıl isterse öyle doğrayabilir. Ben soğanları doğradım. Kısık ateşte yandırdım. Ve azıcık da biraz su yapıyorum. Bir çabuk olsun. Pişiriyorum böyle yağını. Şimdi tuzun sonu hiçbir şey atmamışım. Bunun için tuz olacak, domates atacağım, bir de salça olacak, atacağım soğana. Ondan sonra erişte için ise erişteni yağda kavuracağım. 2 yemek kaşığı tereyağı ve bir çay bardağı yarısından sıvı yağ dökeceğim. Ondan sonra kavuracağım. Aynı pirinç pilavı gibi kavuruyorsun. Onu kavurduktan sonra suyun ben de sıcak zaten suyu da sıcak suyu döküp ağzını kapatıyorsun. Suyu çektiğinde hani tam ağzına kadar doldurmuyorsun. Yani suyu çektiğinde bakacaksınız hem biraz şişecek hem de ki hazır yemeği hazır olacak. Suyu da olmayacak. Yağ dönecek. Bu kadar. Şimdi ben soğandan başladım. Soğanı bitirenden sonra soğan hazır olduktan sonra zaten bu kolay. Erişte koray. Burada bizde erişte, Azer eriştesi bizde sulu oluyor. Ben ilk kez yapacağım. İnşallah iyi çıkar. Evdekiler de memnun olurlar. Siz de görmüşte hani beğenirsiniz. İnşallah. Yorumda yazarsınız. Böyle kavuruyorum böyle. Şimdi suyu var. Yağ döndüğünde kavrulacak. Ondan sonra domatesini atacağım. Tuzunu atacağım. Salçasını atıp karıştıracağım. Ben şimdi domatesini doğrayacağım. Temizledim alt arkasını. Bir hazır kalsın. Ben bu arada kabuğunu soymadım da. Soyanlar da oluyor. Ben bazen soyuyorum, bazen soymuyorum. Bu sefer soymadım. Burada soğanları kavurdum. Böyle kavuştu. Ve ondan sonra domatesimi de doğradım. Ve domatesimi böyle karıştırıyorum. Ve salça koyuyorum. Salça da çok koymayacağım. Zaten domates var. Sosta. Biraz böyle koydum yani. Karıştırıyorum. Kıyma ile de yapmak olur. Ben kıymasız yapacağım. Böyle yaptım. Ama yağda dönmüş gördüğünüz gibi. Ve biraz da su, tuz atacağım. Baharatları da atabilirsiniz. Ben baharat atmadım. Tek
Tuz yapacağım. Bunu arkaya koyacağım. Arkasını. Bunu koydum. Bunu arkaya böyle koyuyorum. Ve ön tarafına da koydum. İlk önce ben yağı attım. İki. Böyle. Attım. Eriteyim. Burada erişte çok sizin hani erişteyin çokluğuna azlığına bakıyor. Ben de erişte normalde bu kadar olduğu için böyle attım. Yeter. Ben tereyağı döktüm, ardından da erittim. Sıvı yağ döküyorum. Ben bu böyle bardakını döktüm. Ve birinci ve ikinci de tuzu döküyorum. Ve ardından da erişteleri döküp pirinç gibi Türk pirinci gibi kavuracağım. Gördüğünüz gibi bende çok oldu. Her tarafını yağı böyle şiftesini böyle karıştıra karıştıra. Yağ her tarafına geçmeli. Bu arada da suyum sıcak. Ağzını örtene kadar kavurduktan suyu tüteceğim. Böyle kavururdum ben. Çok kavurmadım böyle. Ve ardından sifte bir an az dökeceğim. Çok dökerim, çok hamur gibi olur. Önce az döktüm böyle. Ağzını kapatacağım. Suyu çekilene yakın yağ, zaten yağ çıkacak. Suyunu hemen böyle döktüm. Ağzını kapatıp ve bu arada da ben soğanın da kavrulması, yağı da çıkmış, çok güzel olmuş. Aynı melemene benziyor ve biraz da istiyorum biraz yağ çekilsin, iyice güzel olsun. Ve bu kadar. Ağzını kapatayım. Bu arada pişti, çok güzel oldu. İlk kez olsa da çok güzel. İnşallah tadına da memnun kalırlar. Tabağı da çekeyim böyle. Göstereyim. Böyle çekeyim. Ve nasıl suyu, yağına bakın, çok güzel olmuş. Soğan da pişmiş. Çok güzel oldu. Eğer beğendinizse abone olmayı, beğenmeyi ve like işaretini basmayı unutmayın. Afiyet olsun.